Hoş geldiniz. Lünç üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, Lünç tarafında arkadaşlar sabahta konuşmuştuk. Aslında beklentiler doğrultusunda bir iğne geldi. Ne yaptı? 23.5'lara kadar bir iğne hareketi gerçekleştirdi. Tabi e, bitcoin yükseldi devamında. E, yatırımcı da bir güven ortamıyla birlikte ne yaptı? E, yön yukarı hareketlere sebebiyet verecek alım odaklı hareketler geldi. Fakat bu bağlamda hala tabi istikrarlı bir şey için yani yön yukarı devam için e, konuşma konusunda erken çünkü e, hacim bir şeyleri karşılamıyor bunu görebiliyoruz. Yön yukarı istikrarlı bir hareket için e, 24'lerin alınması, 23-6 civarlarının alınması hareketli ortalamaların dönmesi ve tabi ki bir hacimlenme gerekiyor ki yeniden 27'ler vesaire denenebilsin. Dolayısıyla şu an bulunduğumuz noktada luncun yeniden aşağı yönlü hareketlerine devam etmesi en büyük beklenti olacaktır arkadaşlar. Bu bağlamda ilerleyen vakitlerde yeniden 21 dolaylarını ben deneyebileceğini düşünüyorum. E bu kararsızlıktan da bir an önce zaten çıkması gerekiyor artık. Düzeltmeyi tamamlayıp akümüle olması lazım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.